manşete hoş geldiniz. Pazarları yayın yapmak adetimiz değil ama 5. Sedat Peker videosu yayınlanınca bunu yapmak farz oldu. Ee, bir diğer yönüyle de Sedat Peker videoları yayınlanınca işte biz de çıkalım, analiz yapalım dolayısıyla heybemizi dolduralım, seyirci kazanalım, para kazanalım böyle bir derdim yok. Ee, bununla ortaya ne çıktı? Ve bu iş nereye gidiyor? Onu anlatmak için karşınızdayım. Çünkü Analiz yapan insanların ne çok e, optimist yani iyimser ne de çok pesimist yani kötümser olanların tarafında değilim. Yani bir bölüm itibariyle Sedat Peker açıklamalarıyla her şeyin değişeceğine, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iddia edenler var ki ben buna katılmıyorum. E, Türkiye'de yaptığım gazetecilik, geçirdiğim hayat ve son dönem okumalarım, izlemelerim, Böyle iyimser olmayı gerektirmiyor. Türkiye'de çok daha büyük hadiseler oldu, hiçbir şey değişmedi. Bir bu. İkincisi, bazıları da çok peşimisti. Aman hiçbir şey olmaz. Eskisi gibi buradan bir şey çıkmaz. E i̇şte bir süre daha bunu konuşuruz, unuturuz filan gibi diyorlar. Onların yanında da değilim. Sedat Peker olayının KJ'de de yazdığım gibi kontrollü bir darbe girişimi olduğunu ya da kontrollü darbe deniyor ya 15 Temmuz'da onun gibi bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani ortaya çıkmış gelen bir şey var. Yani bir Sedat Peker depremi var. Konuşacak bu adam, rahat durmayacak. Bir şeyler olacak. Dolayısıyla ben bunu nasıl sınırlarım, nasıl kontrol altına alırım ve bu Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden nasıl bir dizayn yaparım? Bu bana daha mantıklı geliyor ve bu programda biraz bunu konuşacağız. Sedat Peker olayı 5. video kontrollü darbe. Ne iyimserim ne kötümserim. Kontrollü darbe ya da yönetilen, yönetilmeye çalışılan bir olay, bir sarsıntı ya da bir uh, Sedat Peker üzerinden design çalışması olduğunu düşünüyorum. Kurgu veya kompas değil. Bura katılmıyorum. Ama Sedat Peker üzerinden bir dizayn. Bütün bunlara bakacağız. Sedat Peker olayı... Bakın şimdi size şeyi göstereceğim. Videoların izlenme sayılarını. Ee, birinci bölüm, şöyle yaklaştırayım siz de görün, burası Sedat Peker'in YouTube sayfası. Birinci bölüm 2.2 milyon, ikinci bölüm 3.2 milyon, üçüncü bölüm 3.4 milyon ki en e, reytingde zirve yapan bölüm, dördüncü bölüm 4.5 milyon seyredilmiş. Beşinci bölüm 8, 10 saattir yayında 2 milyonu geçmiş. Belki 3 milyon oldu ama YouTube bu endekslemeyi biraz daha geriden yapıyor. Şimdi bu videolara bakarak şöyle düşünebilirsiniz. İşte bu da efendim güncel Sedat Peker videosu. Evet. O arkadan konuşurken sessiz ben üzerine analiz yapacağım. Bu videoların 3-4 milyon seyredilmesi ve bu videoların 3-4 milyon seyredilmesi üzerinden de bir takım analizler yapılıyor. İşte çok seyrediliyor falan. Buna şunu da ekleyin. Sedat Peker videosu düştüğü anda bunu aynen alıp platformuna koyanlar var. Bunlar da yarım milyon, bir milyon seyrediliyor. Sedat Peker videosu düşüyor. Herhangi bir telif hakkı veya takibat olmadığı için, Sedat Peker çünkü videolarını yayılsın diye yapıyor. İşte reklam amacı, para kazanma amacı veya gö işte görüntülenmesinden bir şey elde edeyim, telif hakkı bana olsun falan böyle bir amaç gütmediği için e, bu videoyu kopyalayanlar, bu videoyu kendi videosuymuş gibi platformuna yükleyip yayanlar da var. Azımsanmayacak kadar. Bazı platformlarda ben yarım milyon, 700 bin, 800 bin izlenme gördüm bazı bölümlerde. Dolayısıyla bütün bunları da topladığınızda videolar esasen 3-4 milyon değil, belki 7-8 milyon seyrediliyor. Ayrıca bu videoların özetini çıkartıp koyanlar da var. Onu da ekleyin. Artı bu videoların şu anda benim yaptığım gibi analizini yapan e, videolarda çok seyrediliyor. Yani bizim son manşet yayını 400 bin'e yaklaşıyor neredeyse. E bunları da koyun. Yarım milyon izlenen, bir milyon izlenen analizler, programlar var. Onları da üst üste koyduğunuzda diyeceksiniz ki toplum son iki haftadır Sedat Peker'den başka bir şey seyretmiyor. Öyle mi? E evet öyle. İşte bakın <laughs> bunlar tabii kolaj. Bütün toplum bir araya gelmişler ve işte efendim bir billboard'dan Sedat Peker'i izliyorlar. Yok tabii bu böyle bir gerçek bir tarafı yok ama şöyle bir tarafı var birazdan bakacağız yasak değil bu videolar Türkiye'de yani bütün toplum bir araya gelerek bir barkoya veya işte bir barko vizyona işte ekrana yansıtılan Sedat ya Peker videosunu seyredebilir biri yapmış bunu Twitter'da gördüm çok güzel böyle Netflix'in ana sayfası böyle açılır internette işte şeyde televizyonda baktığınızda ve ee, yeni dizi Netflix dizisi Sedat falan arkada da bir görsel ee, çok güzel ee, çünkü Netflix'in pabucu dama atıldı yani ne alttaki dizileri görüyorsun işte Fatma vesaire var şantaj neyse artık işte Türkiye'de demek ki popüler olan diziler hepsinin e, pabucu dama atıldı Yaman Törüner e, bahsetmiş e, diyor ki e, ne havuz medyası ne e, dokunmaya cesaret edebiliyor, ne sulh ceza hakimleri, ne de BTK. Evet, kimse harekete geçmiyor bunun için. Ve videolar serbestçe paylaşılıyor ve izleniyor. Yükleyen de izliyor, yükleyene, e, yükleyene de bir şey olmuyor. Üzerine analiz yapana da bir şey olmuyor. Yani bir tweete ceza kesen, bir e, basit bir habere engelleme koyan şeylerde e, enteresan bir şekilde ki en çok başarıtan videolardan biridir. Dördüncü bölüm. Ee, Sedat Peker'in Türkiye'de muazzam bir geçiş üstünlüğü var. Ne kanalını kapatıyorlar, ne videolara bir engelleme koyuyorlar. Kerem Altıparmak Peker'in iddialarını çoğu somut delille çürütülebilir nitelikte. Soylu devletin başında örneğin örgüt suçlarına bakan mahkemelerdeki hakimlerin özellikle de başkanların kaçının avukatlıktan geçtiğini, hangi illerde daha çok sayıda olduklarını devlet yayınlasın. Görelim demiş ama devletin böyle bir kaygısı yok. Zaten cevap verilmediği için de arkası geliyor. Aynı şeyi Turan Görür Yılmaz da sormuş program partnerim. Anlattıklarımın delillendirilmesi çok basit. Neyi bekliyorsunuz diyor. Adres, tarih, isimler veriyor. Evet. Sedat Peker videolarını bir anlamda muteber kılan da bu. Yani kendisi muteber bir adam değil ama videoları ilgi çekiyor. Çünkü videolarında delillendirdiği, videolarında paylaştığı veriler, bilgiler, anekdotlar her neyse çok kolaylıkla teyit edilebilecekken veya çürütülebilecekken hiçbir hareket, hiçbir şekilde, hiçbir biçimde harekete geçilmiyor. Harekete geçilmemesi de bunların doğru olduğunu teyit ediyor. Bilakis İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 4 nolu videoda bir takım iddiaları topyekün yalanlarken doğru çıkarsa idam edilmeye razıyım derken abi bakıyorsunuz bahsettiği kişilerin nikah şahidi olduğu çıkıyor. İşte efendim Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma verdiği orduya, o, o, koruma verdiği ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Pek çok şeyi de, pek çok konunun da zaman içerisinde teyit edildiğini görüyorsunuz. Haliyle e, bu konu e, Peker muteber bir adam olmasa da laflarını bir yere taşıyor. Elbette tabii e, ben fenomen olduğunu düşünüyorum. Bir lider, bir feno, kanaat önderi. Bir bilge kişilik, arkasına düşülecek biri, ideolog falan. Ama bunların hiçbirisine katılmıyorum. Bir suç örgütü lideridir. Bir mafya babasıdır. Ee, bu durum böyledir. Ee, suçlarında kendisi zaten önceki bölümlerde itiraf etmiştir. Bir milletvekilini bir avukat emniyete göndermek... ...ve işte orada bunun kemiklerini kırın diye talimat verip de bunu yaptırmak... Ee, ...örgüt meselesidir. Bu örgütün üyeleri o bu işi yapamayan milletvekilinden e, ric, milletvekilinin ricasıyla emniyete gönderen e, Sedat Peker'dir. Emniyete giden e, işte avukattır. E, o avukata yol veren polislerdir. E, mağdur da e, orada e, kemikleri kırılmasına kadar tar, e, tartaklanan eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran'dır ve bu bir suç faaliyetidir. Bunu yapan örgütlenmeye de suç örgütü denir. Bu işin lideri de Sedat Peker olduğuna göre Sedat Peker suç örgütü lideridir. Yani bizzat kendi itirafıyla suçlarını listeleyen bir adama ne diyeceğiz yani? Mahmut mu diyeceğiz? Suç örgütü lideri. Muhalif tweet atmanın kokain ticareti yapmaktan daha tehlike olduğu ülkeye günaydın diyor. Tabi bir yerde de işte ben kokaine bulaşmam, kokain içmem, uyuşturucuyla işim olmaz falan diyerek de kendisinin daha namuslu tırnak içinde işler yaptığını falan anlatmaya çalışıyor ama pek de öyle değil. Savaş Genç ülkede 10 milyon dolarlık bir bina saraya sorulmadan paylaşılamazken milyar dolarlık kokain pazarının onsuz paylaşılabileceğine inananları tedavi etmeniz mümkün değil demiş tweetinde. Yüzde yüz katılıyorum. Şimdi efendim e, bu konuda yani... E, Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili ben ne düşünüyorum? Onları anlatmaya, onları sıralamaya çalışacağım. Bu videonun gündemi her günahın bir meleği olur başlığıydı. Başlıklara anlamlar yükleyenler var. Programın ismi, masadaki kitap, işte efendim zülfikar sembolü, arkada ekrana yansıyan görüntü vesaire. Bir sürü böyle üzerinden analizler yapılıyor. Bütün bunların hepsi magazin. Ee, sabahtan beri birkaç analiz dinledim. Herkes bu, bu böyle magazin etrafında dolaşıyor ve ana konuya girmiyor. Bilakis ana konuya girmiyor. İşte dediğim gibi geminin direği, direğin boyası, işte efendim e, ne bileyim yelkenlinin bilmem dikişleri falan bunlarla uğraşıyor. Halbuki kaptana bakmıyor, tayfaya bakmıyor. işte efendim istikamete, rotaya bakmıyor. Bunlara bakmak lazım. Ee, arkasında Kubbetü Sahra mı var gene? İsrail'den bir görüntü mü var bilemiyorum. Bunlarla ilgileniyorlar falan. Onu da söylerken yanlış söylüyorlar. Yani Kubbetü Sahra'yı bilmiyor. Mescid-i Aksa'yı bilmiyor. İşte e, ne bileyim e, onun üzerine dakikalarca konuşuyor falan. Üzerindeki yani masanın üstünde, üstündeki kitapla ilgili 15 dakika analiz dinledim ben ya. İşte Bob Dylan'ı anlatan e, hayırsız peygamber kitabıymış e, eserin sahibi şuymuş bilmem ne 15 dakika bu kitapla ilgili analiz dinledim ya Sedat Peker bu kadar düşünmemiştir belki o kitabı oraya koyarken. Değindikleri değinmedikleri var buna bakmak lazım. Birincisi o üçüncü bölümde tuttuğu yanılmıyorsam e, Suriye'ye giden silahlar böyle işte gündem kağıdı tutmuştu ekrana ve orada değinmediği bir maddeydi bu. Dördüncü videoda da, beşinci videoda da bu konuya girmedi. O açıdan enteresan. Belli ki bu konuyu pazarlık kozu olarak tutuyor. Para almışım. Para aldığımı söylüyorlar. İşte efendim bunu da konuşacağız diyor. Bilakis alanlar var. Neler neler alan var diyor. Para alanlar var. Hepsini konuşacağız diyerek esasen spoilerını verdiği ya da ya da fragmanını geçtiği Suriye meselesini gündemde tutuyor ama iki bölümdür konuşmadı. Belli ki bir pazarlık var, belli ki bu konu sırasını bekliyor. Belli ki bu videolar çekilmeye devam edilecekse, ilerleyen bir bölümde Suriye bahsi gelecekse, Sedat Peker'e istediği şey verilmezse Suriye bahsi açılacak. Bu bu manaya geliyor. Dolayısıyla Sedat e, Peker bir şeyler aydınlansın diye konuşan, e, gerçekler ortaya çıksın diye konuşan biri değil, işini yapmaya çalışıyor. Kendisi de söyledi zaten. Ben dedim egoloman bir adamım. Mesih veya bir kurtarıcı değilim. İkincisi, değinmediği konular var. İkincisi Alaaddin Çakıcı'ya cevap vermemiş. Doğrudan ki Alaaddin Çakıcı da yaptığı yazılı açıklamayla Mehmet Ağar'ın yanındaki fotoğrafta işte ünlü e, mafya babası o tahliye olunca Sedat Peker piyasadan silindi ve yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Alaaddin Çakıcı'ya doğrudan cevap vermedi Sedat Peker. Vermeyi de tercih etmedi. Belki de cevap veremedi. O arada Erdoğan'a hiç değinmedi. Bir önceki videoda Tayyip, Tayyip abi diyordu. Şimdi girmedi. Ne bileyim Bahçeli'ye hiç değinmiyor. Devlet Bahçeli'ye, Hulusi Akar'a hiç değinmiyor. Hakan Fidan'a hiç değinmiyor. Ya hiç konuşmuyor ya da olumsuz bir şey söylemiyor. Ee, dediğim gibi yayın yasağı dahi yok ee, Türkiye'de bu videolara. İşte neden yayın yasağı yokun sorusunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Konuların en önemlilerinden biri e, Sedat Peker'e koruma polisi verilmiş olması. Bir önceki e, pro, e, yayında dördüncü bölümde ortaya çıkmıştı. E, Soylu bu konuya cevap vermemişti, verememişti. Soylu hiçbir konuya cevap vermedi, veremedi. Sadece e, yaptığı yazılı açıklamada esip üfürmüştü. Bütün açıklama bundan ibaretti. Ee, ve e, pekere koruma polisi e, 2015'te verilmiş. Yani e, Soylu'nun İçişleri Bakanlığından önce bu ortaya çıktı. Bu e, CHP milletvekili Başarır'ın ortaya koyduğu belgeyle ortaya çıktı. Yani Süleyman Soylu 2016 Ağustos ayında İçişleri Bakanı olmadan önce. Haliyle e, ilk korumayı veren de Süleyman Soylu değil. Ama e, Süleyman Soylu e, bu konuya hiç girmiyor. Mesela bu konuya girdiğinde şöyle bir şey söyleyebilir. E koruma verdik ama bu taktik icabıydı. Çünkü bu adam bir suç örgütü lideri. İşte bir takım konuları ispat etmeye veya bir takım konularından endişe ediyoruz. Yani peşine de bir polis takarak e, takipte tuttuk falan diyebilirdi. Ama hiç girmedi bu konuya. Belli ki çok netameli bir konu. Belki böyle söylemesi bile başını belaya sokardı. Ayrı bir konu. E, muhakkak Süleyman Soylu vermediğine göre koruma polislerini Soylu dışında birileri... E, ...vermiş. Yani Soylu'dan önce bu olay olmuş. 2015 yılında. Dolayısıyla Sıralı İçişleri Bakanlarına bakılarak... ...işte efendim bu konuda... E, ...bir takibat e, mümkün. Koruma polisleri Peker'le birlikte yurt dışı gezilerine dahi gitmişler. E, normalde e, bu ayrıcalığı ancak devlet görevlileri sahipken... Sedat Peker koruma polisleriyle yurt dışına dahi gitmiş ee, ve pek çok ayrıcalık verilmiş kendisine. Bunu son videoda açıkladı. Daha fazlasını da açıklayacakmış. Enteresan. Yani bütün bunların altından Süleyman Soylu çıkıyor ama Soylu bu videoya, bu beşinci videoya cevap vermedi. Dördüncü videoya sıcağı sıcağına cevap vermişti. Onun, o cevapla da üstü başı batmıştı onu belirtelim. Ee, Dağlık Karabağ üzerinden e, Süleyman Soylu'ya vuruyor çünkü Süleyman Soylu bir kahramanlık destanı olarak... E, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa ve Dağlık Karabağ Savaşı'na değinmişti ee, ve Soylu e Soyluya e, Sedat Peker yolları niye açamıyorsun? Ruslara verdik. Nerede Türk askerleri diye sorarak bir kere daha onun orada bile yalan söylediğini yüzüne vurdu. Bırak kendi sorularına cevap veremeyişini, Karabağ olayında bile millete yanlış söylediğini yüzüne vurdu. Tuhaf yani gerçekten tuhaf. E, Karabağ Azerbaycan tarafından e, geri alındı biliyorsunuz. E, ve Azerbaycan-Nahçıvan-Türkiye yol projesi e, iddia ediliyordu. Bu projede Ruslar tarafından engellendi, rafa kalktı. Bunu da hatırlatmış olalım. E, değindiği ya da değinmediği konular içerisinde çok sayıda gazeteci ismi var. E, Sedat Peker'in e, çakma solcular diyor. İşte Namus'e kadar. E, namusu maaşı kadar olan gazeteciler diyor ve gazeteci isimleri veriyor. Çok sayıda gazeteci ismi veriyor. Hepsine girmeyeceğim ama Sedat Peker'in kendisine değinmesi isim vererek veya isim vermeden atıfta bulunup bulunmamasında memnun olan isimler var. Veya bundan bir belki mesleki haz duyan insanlar da var. Bana bu tuhaf geliyor. Çok tuhaf. Mesela Ruşen Çakır için Sedat Peker, Sedat Peker beyefendi ...diyor ve Ruşen Çakır da... ...bundan memnun oluyor ve sağ olsun diyor... ...bana beyefendi demiş falan... E, ...enteresan olan... E, e, ...Sedat Peker'in... ...tamam yani... ...son dönemin en popüler dizisi... ...herkes yeni bölüm merakla bekliyor... ...anladık Netflix'i falan solladı... ...tamam Türk dizilerini geçti okey... ...fakat enteresan olan... E, ...bu dizide e, ismi geçenlerin... E, ...milyonlarca... ...izleniyor bu dizi... ...onu da tekrar hatırlatalım... Bir sahnesi yani milyonlarca izlenen bu dizide bir sahnesi olmasından dolayı mutlu olması. Ee, övüldükleri için de Sedat Peker kendileri hakkında kötü konuşmadığı bilakis övgü dolu sözler söylediği için de Sedat Peker'e teşekkürler eyvallah sağ olsun falan demeleri. Ee, Sedat Peker e, benzer kelimelerle beni övseydi ismimi geçirsin geçirmesin kendimden kuşku ederdim yani bu kadar söyleyeyim. Ee, bilakis karşınızdaki kişi bir suç örgütü lideri. Bir mafya babası yani. Salaklaşmayın yani. İtibarı olmayan ve bu itibarı arayan bir adam. Ee, Sedat Peker'in bir onaylanma kaygısı var. Bir güncellenme kaygısı var. Bir normalleşme kaygısı var. Çok rahatsız imajdan. Ve özellikle 2015-2017-18 geçişinde ödül törenlerinde falan boy gösterirken, magazin ünlüleriyle falan böyle düğün fotoğrafları falan çektirirken çok mutlu. Neden? İşte Erdoğan'la fotoğraf verirken çok mutlu. Legalleştiğini düşünüyor, normalleştiğini düşünüyor. Hayırsever bir iş adamı, kart kartvizitine hak ettiğini düşünüyor. Perde arkasında ne yaparsa yapsın. Bir itibar kaygısı var. İşte sürekli ödül törellerine falan atıfta bulunması bundan. En son işte Türklük Hakanı ödülünü bana Kültür Bakanlığı verdi diyor falan. Yani sürekli bir devletten, magazinden, medyadan birileri üzerinden bir güncellenme, bir normalleşme arayışı. Mesela en son gene bu videoda, beşinci videoda işte Memduh Bayraktaroğlu'nun evinde Özer Çiller'le görüşmesinden ve Özer Çiller'le diyaloğundan bahsetti. Özer Çiller kendisiyle ilgili iyi bir şey söylemiş falan. Hep bu isimler üzerinden bir itibar kazanma, bir yükselme falan, bir paslaşma. Memduh abi diyor falan yani Memduh Bayraktaroğlu'ndan falan bahsederken. O da pas alacak başka bir şey söyleyecek mesela kendi yayınında falan. Yani gene acaba ne yapabilirim? Hani videolar çok izleniyor, muazzam bir hale var, Ayrıkada dönüşler alıyorum, şu bu filan falan içerideki belli insanlarla da anlatabiliyor muyum? Niye alet oluyorsunuz buna? Niye bundan haz duyuyorsunuz? Sıkıntı burada yani. Bir daha söyleyeyim. Benden bir şekilde bahsetse ve övgü dolu ifadelerle bahsetse kendimden şüphe ederdim ya. Gerçekten yani. Birkaç somut şey var onu söyleyeceğim. Bir tanesi Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'nun adı geçiyor. İşte 1.6 milyonluk arabaya biniyormuş da Trabzon'da 5 milyonluk evi varmış da bilmem ne. Yine Sadık Soylu ki Sadık Soylu deyince Süleyman Soylu'nun akrabası onun 17 Aralık 17-25 Aralık iddianamelerine, iddianamelerine giderseniz orada da ismi geçiyor. Hatta bir gözaltına alınıp bırakılmışlığı var o günlerde. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan çıkmıyor bu Sadık Soylu falan filan diyor. Hiçbir görev almadı. Bu böyle küçük kıtırlar atıyor. Hala Süleyman Soylu fena halde şu anda yaralanmış bir durumda. Son devirici hamleleri yapıyor. Yani neticede bu bahsettiği şeyler devede de kulak. Yani ne olacak? işte bir tane danışmanın bir lüks arabaya biniyorsa bir başkası da çevre bakanlığından çıkmıyorsa ne olacak yani başka tarafta millet deve yağmuruyla götürüyor ya <laughs> anlatabiliyor muyum ama bunlar soyluyu son indirme hamleleri <laughs> İşte efendim diyor ki daha evvel cemaatçi oldukları için diyor bazı diyor hakim savcılar diyor boşaltıldı yerlerine de diyor işte soylunun ağırın ekibi yerleştirildi filan falan diyor İşte dediğim gibi zayıflattı, biraz aşağı çekti itibarlarını, imajlarını da bayağı bir yaraladı. Mehmedar ve Süleyman Soylu, Sedat Peker'i bulsalar bir kaşık suda boğarlar bu kesin. Ama dediğim gibi son indirici, son bitirici hamleleri yapıyor. İşte diyelim ki Peker'in gene kendi evine düzenlenen operasyonda eşine ve çocuklarına kötü muamelenin sorumlusu da gene Memedar'ın özel kalem müdürünün adamıymış. Vesaire hatta Mehmet Ağar Peker'e e, yapılacak operasyonu biliyormuş ve özel bir yemekte yanındakilere de anlatmış bekleyip görün demiş. Ama enteresan bir şey özel bir yemekte Mehmet Ağar'ın yanındakilere söylediği laf Sedat Peker'in kulağına gidiyor. Evet yine Kolombiya'da yakalanan alıcısı İzmir'de bir kimya firması olan 4.9 tonluk kokain meselesi ki bu yaklaşık aracılarla falan baktığınızda yarım milyar dolarlık bir mal. Öyle söyleyeyim. Yaklaşık yarım milyar dolarlık bir mal. Yani toptancısı var, perakendecisi var, en nihai sokakta satıcısı var vesaire. Onların hepsini katarak söylüyorum. E, bu malın e, İzmir'de hangi firmaya gittiği belli e, filan işte buradan gene Mehmet Ağrı vuruyor ve diyor ki İzmir, Aydın, Muğla bölgesi Ağar'ın hakimiyet alanı. Yine Ağar'ın işleri yani uyuşturucu işleri öyle kastediyor. Sedat Peker İzmir Limanı'nda dönüyor diyor. Ve limanda ağrı, Mehmet Ağrı tanımayan yok diyor vesaire. E, benzer bir şekilde gene Emir Sarıgül üzerinden gene ağrı vuruyor. Emir Sarıgül'ün eski eşinin bir kaseti ortaya çıkıyor. İşte bundan dolayı Emir Sarıgül boşanmaya zorlanıyor ve Emir Sarıgül eski eşinden boşanıyor. Ve... <laughs> eski eşi meğerse Altınbaş ailesinin bir üyesiymiş. Mehmet Ağrı da Altın, Altınbaş ailesinin üzerine gitmeye çalışıyormuş filan falan. falan. E, bu hikaye bakılır edilir çıkılır ama dediğim gibi Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu'ya salvolar. Ee, enteresan olan bütün bunlar hakkında savcıların harekete geçmemesi. Ne özel bir vurgu yaptı Serdar Peker ve dedi ki bütün bunlar hakkında neden harekete geçmiyorsunuz? Dedi ve adeta savcılara dikkat, dikkat dik dikte ettirdi. İşte böyle görülmüştür, böyle yapılmıştır, işte bunun bilmem ne, bilmem ne, biçimde ifadesinin alınmasına, bunun sorulmasına falan diye. işte Dubai elçiliğine yazı yazılarak Sedat Peker'in dinlenmesine falan. Yani ya diyor savcılara yazacağı şeyi de söylüyorum ben. Bu kadar da iyi dersine çalışmış. O arada Emre Kongar'ın madde içiyor eleştirisine. Hayır hocam dedi gözlerim biraz acayip bakıyor benim. Herhalde DNA alakalı işte saç testi yapabilirsiniz. Uyuşturucuyla işim yok falan dedi. Ee, enteresan bazı şeyler var ee, altını çizeceğim ki birazdan yapacağım analizi e, buna yaslayacağım ee, bir intikam vakti evraklarıyla anlatacağız diyor İki, bende kayıt kuyut sağlam diyor üç et koparır gibi koparacağım diyor İki kere tekrar etti ki et koparır gibi koparma işkence yani İki kişiden işte etini kopartmak parmağını kesmek tırnağını çekmek bu tüylerim diken diken oldu bunları bile söylerken bir işkence metodudur. Ee, bunu bu kelimeyi kullanması önemli. İki iki defa kullandı. Et koparır gibi koparacağım, Canınızı acıtacağım diyor. Yani her defasınızda vücudunuzdan bir parça koparacağım. <laughs> evet. Ee, o arada işte bir kere daha Süleyman Soylu'ya kendini de yaktın, bizi de yaktın. Dönüş biletimdi vesaire. Ee, bana göre Seda Soylu, Sedat Peker, Mehmet Ağar her neyse, kontrollü bir darbe yaşanıyor. Sedat Peker e, bıraksalar dedim ya bir kaşık suda boğulur. ...öldürülürdü veya işte efendim kaçırılırdı paketlenirdi, olur muydu olur mu falan gibi iddialar var. Bütün bunların hepsi şu anda afaki ama kendisine Mısır Dubai üzerinden ya da işte Fas üzerinden falan çekilen çekilebilecek operasyonları anlatıyor bunun farkında. Eğer öldürülürse, eğer saldırıya uğrarsa, operasyonlanırsa bunu kimin yaptığı, yapacağı belli. Bence mesele o çizgiyi geçti gibi. Paketleyip getirmek isterler mi? Onu da bilemiyorum. Belki Ankara, Ankara susturmayı ancak bu şekilde temin etmek istiyor. Yani Sedat Peker'i merkeze çekip olası birtakım belge ve bilgilerin veya yeni videoların dolaşıma girmesini engellemek istiyor olabilir. Getirip içeri tıkamıyorsa ortadan kaldırmayı Düşünebilir ama bütün bunların hepsi gerçekten girift meseleler. Çünkü fail böyle bir durumda fena halde kendini belli edecek. Ayrıca Peker'in mutlaka kimi bilgileri kimilerine emanet ettiği söz konusu olabilir. Kimi bilgileri veya kimi videoları çekip bir yerlerde sakladığı söz konusu olabilir. Öldürülme veya paketlenme ihtimaline karşılık. O açıdan Türkiye'de herhangi bir şekilde harekete geçilmemesi. Başta da söylediğim gibi Sedat Peker'in iddialarının sağlam bir temele yayıl dayandığı kanaati uyandırıyor. İşin magazinine bakmayıp buna baktığınızda onu görüyorsunuz. sadece Feyzi İşbaşar'ın emniyette dövülmesi olayında emniyete gönderilen avukat bile belli, ismi belli. Onunla ilgili de bir işlem yapılmıyor. O emniyetin başındaki insanlarla da ilgili işlem yapılmıyor. Hiçbir konuda hiçbir işlem yapılmıyor. Kamuoyuna bu konular bir suç örgütü liderinin ekranlarda anlattığı bu 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 iddialarla ilgili şunlar 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 yapılmıştır. Ve işte belgeleri de bunlardır. Bu iddialar asılsızdır. İşte nedeni de budur. Belgesi de budur. İşte işte filanca kişiler burada bulunduğu iddia ediliyordu. Filanca kişilerin o gün orada olmadığı, filancanın bilmem nerede, fişbekancanın bilmem nerede olduğu HTS kayıtları tarafından da ortaya böyle bir açıklama yok, böyle bir soruşturma yok. Kimse bir şey yapamıyor. Ayrıca bir kere daha söyleyeyim, Türkiye'de bu videolar serbest bir şekilde izlenebiliyor. Hiçbir savcı, hiçbir polis, hiçbir adliye, adli görevli ve hiçbir bakan, hiçbir sorumlu mevkide insan harekete geçip de bu videoları durdurmaya, bu videoların linklerini yasaklamaya veya Sedat Peker'in kanalını yasaklamaya kalkmıyor. Bir diğer tarafı da bu. Çakıcı'nın elbette cevap vermesi enteresandı. hem Süleyman Soylu hem Mehmet Ağar hem Alaaddin Çakıcı konuştular ee, ve Mehmet Ağar ve Alaaddin Çakıcı Soylu'ya sahip çıktılar. Lafta da olsa. Sedat Peker ise Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu'ya açıktan çakmaya devam ediyor ama Alaaddin Çakıcı'ya dokunmuyor. Es geçiyor, hiçbir şey söylemiyor. O arada Alaaddin Çakıcı denen kişi de emniyetin, e, suç örgütleri işte mafya babaları listesinde en çok adamı 400 küsur adamı olan kişi olarak Sedat Peker'in falan önünde görülüyor böyle bir tuhaf bir e, dünya böyle bir tuhaf e, dönem Mehmet Ağar dediğiniz kişi susurluktan susurluk kazasının ardından istifa etmiş bir İçişleri Bakanı görevi Meral Akşener'e devretmişti. Suç örgütü kurup yönetmekten mahkum olan hapis yatan biri, her ne kadar tatil koşullarında tamamen boşaltılmış, badanası yapılmış, yeni pazar cezaevinde yatsa da böyle bir durum ee, son noktada terör örgütleri, suç örgütleri ve devletler birbirini e, tamamlıyor. Böyle bir tarafı var. Peki Peker olayı neden kontrollü bir darbe? Ee, bir bu olayın yasaklanmaması, iki Sedat Peker'in Erdoğan'a ve yakın çevresine hiçbir şey söylememesi. Üç, heybesindeki Suriye'ye giden savaşlar, kimler bundan para kazandı meselesini iki videodur bekletmesi. Bütün bunların hepsi bir pazarlık döndüğünü gösteriyor. Tayyip Erdoğan ve Saray ise bir türlü baş edemediği Süleyman Soylu'yu, rahatsız olduğu Süleyman Soylu'yu, aynı şey Pelikan için de geçerli, Berat Albayrak için de geçerli rahatsız olduğu Süleyman Soylu'yu ve memedarı Sedat Peker üzerinden yıpratıyor. Sedat Peker üzerinden itibarsızlaştırılıyor. Yarın bir gece yarısı kararnamesiyle Süleyman Soylu görevden alındığında kimse Süleyman Soylu'nun o troller ve siteler dahil arkasında dahi duramayacak. Ve Süleyman Soylu bir liderlik, bir parti başında tekrar Erdoğan'a meydan okuma falan gibi şanslardan olacak. Çünkü itibarı yerde Sedat Peker'in harcayıp, buruşturup, attığı, işte kapının önüne koyduğu falan e, itibarını 5 para, paralık ettiği bir adam olarak e, sahneden çekilecek. Erdoğan bunu hemen yapabilirdi ama yaptığında Süleyman Soylu'nun popülaritesi ve kendi karşısında bir alternatif olarak çıkma ihtimali vardı ve belki bunu yapmaktan sırf bu yüzden istinab ediyordu. Ama şimdi... Süleyman Soylu'nun altından özür dilerim. Süleyman Soylu'nun altından koltuğu çektiği anda Süleyman Soylu itibarı beş para olmuş bir şekilde bir mafya babası tarafından bir suç örgütü lideri tarafından kepaze edilmiş bir şekilde tarihin siyaset sahnesinden çekilecek. Bir de işin böyle bir tarafı var. Aynı durum Mehmet Ağar içinde geçerli. Fena halde zorla, zordalar. <laughs> Hemen Süleyman Soylu'nun çıkıp alel acele bir İçişleri Bakanı'na devlet terbiyesine devlete şuna buna hiçbir şeye sığmayacak şekilde bir açıklama yapması kontrolü kaybettiğinin bir göstergesi. Sedat Peker'in iddialarının ortaya koyduğu isimli yerli belgeli bütün olay örgüsünü anlatan konuların hiçbirisine cevap veremeyişi bilakis Sedat Peker'e koruma vermesi bilakis Sedat Peker'i teşvik edip yurt dışına çıkmasını temin etmesi ve biz bilakis bizzat içeriden haber vererek hakkında dosya hazırlanıyor falan demesi yüce divanlık suç bunlar. Evet idam olsaydı idam edilirdi Süleyman Soylu <laughs> maalesef durum bu evet idam olsaydı idam edilirdi idamlık suçlar işledi çünkü e, aynı şekilde Mehmet Ağar alelacele... E, öyle tuhaf bir şey ki sözcüye Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamaları dahi tükürdüğünü yaladı. Ben olmasam mafya çökerdi dedi, dilim sürçü dedi, dil sürçmez. Dil sürçmesi nedir? Yani Mehmet'e Muhammed dersen veya Mehmet'e Mahmut dersen ha dilim sürçtü aslında doğrusu Mehmet'tir yani. Dil sürçmesi budur. Biz olmasak buraya mafya çökerdi de dil sürçmesi falan olmaz. Bu direkt zaten sen doğruyu söylemişsin. Kimse de zaten o bu benim dil sürçmesiydi lafını şey yapmadı. Bilakis umarım dil sürçmesidir diyen Süleyman Soylu'nun dediğini aldı kabul etti. Evet dil sürçmesi dedi. Süleyman Soylu'ya bir <laughs> zarf attı. Sonra ikinci zarfı da Süleyman Soylu işte Türk Emniyet Teşkilatı'nın başındadır. Güzel işler yapıyor şöyle böyle filan falan diyerek de bir zarf daha attı. Ve orada söylediği her şeyi Tak 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 şey yaptı. Fethullah Gülen'e evet mübariz Mansivov'u götürdüm ama beni oraya devlet gönderdi dedi. Karşısındaki gazeteci de, hangi devlet diye sormadı. Yazılı bir emri var mı bunun falan diye sormadı. Neyse Mehmet Ağar da olayları toparlamaya çalışırken kendini yalanlamak zorunda kaldı. Bir gün önce Sözcü gazetesine verdiği demeci bir gün sonra Sözcü televizyonunda işte şey yaptı. Yani bu da onun getirdiği çizgide falan falan kolay geri adımlar, kolay tükürdüğünü yalamalar falan filan değil. E, tuhaf. Oğluyla ilgili işte o tecavüz iddiası, Kazak gazeteciye, Yeldana, Kaharman tecavüz iddiası, işte sonra onun intihar veya işte şüpheli ölümü vesaire gibi konularda. Oğlu ile ilgili konulara cevap verirken bile kameraya bakamadı yani. Evet. Böylelikle bir anlamda Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'ın ve elbette onların 400 küsur adamıyla işlerini takip eden Alaaddin Çakıcı'nın e, altındaki zemin yavaş yavaş kayboluyor. Ve bu Sedat Peker üzerinden kayboluyor. Ve Tayyip Erdoğan da e, isteyip de bulamadığı, arayıp da bulamadığı şeyi, elbette Berat Albayrak, Sedat Peker üzerinden gerçekleşiyor. Ve mutlaka belki arkada pazarlık dönüyor. Bilmiyoruz, bilemiyoruz. E, Tayyip Erdoğan cephesinden hiçbir açıklama yok Sedat Peker'e yönelik. Bir tek mafyatik dedi... E, sarayın sözcüsü İbrahim Kalın Sedat Peker'le ilgili olarak Sedat Peker İbrahim Kalın'a da hiçbir cevap vermedi. Yani orada yani hani Sedat Peker demişti ya Süleyman Soylu bana haber göndermiş. İşte onun hakkında bir tweet atacağım, bir şeyler söyleyeceğim, alınmasın. Hani bu da bizim görevimiz icabı falan. Tamam işte ben de bunu anlayışla karşıladım falan gibi konuşmuştu. Bazen olur taraflar arasında. Ya bak ben şimdi sana burada bir laf sokacağım bir şey bir laf geçireceğim ama üzerine alınma yani bunu tamamen siyaseten yapıyorum falan. E, muhtemelen arada böyle paslaşmalar olabilir. Bir kere olmuş bir kere daha niye olmasın? E, ve saray cephesi e, ile Sedat Peker arasında böyle bir köprü olabilir. Daha evvel köprüler kurulmuş. Hadi öz özlerinden, öbürünün öbürünün ikinin üzerinden köprüler kurulmuş. Şimdi neden kurulmasın? Daha evvel videolar devamı gelecek dendiği halde kesilmiş. Şimdi devamı gelecek dendiği halde neden kesilmesin? Önce olan her şeylerin hepsi şimdi ve daha sonrasında olabilir pekala. Evet. Ama bu arada tabi elbette saray bütün bunların hepsinden yıpranmıyor mu? Pelikan elbette Berat Albayrak zarar görmüyor mu? Evet bir miktar zarar görüyor ama e, neticede e, virüsü tabir yerindeyse veya işte kanserli hücreyi soylu ağır vesaire vücuttan atmak için kemoterapiye girersiniz ve kendiniz bir sıkıntıya girersiniz ya böyle bir bir şey olur. İster istemez yani genel bünyede böyle bir sarsılır. O açıdan sarayda böyle bir hafif bir sarsılma oluyor ama neticede e, bu kemoterapinin etkisi bağışıklık sistemi biraz düşüyor. Attıktan sonra biz yolumuza bir biçimde devam ederiz. Kontrollü darbe. Evet bu konuya biraz böyle bakıyorum 35 dakikayı geride bırakmışız. 1 saat 15 dakikalık Sedat Peker 5. videosu üzerine değil. Genel olarak bütün videolar ve bundan nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve nereye gider konulu bir analizdi bu. Hafta başında tekrar normal yayın akışımız içerisinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.